Yeniden merhaba sevgili Aslı izleyenleri. Yerel Yönetimler Programı devam ediyor. Programın ikinci bölümünde konuğumuz Orhaneli Belediye Başkanı Sayın Ali Aykurt'la sohbetimiz, söyleşimiz devam edecek. Birinci bölümde önemli konuları aldık. Özellikle turizm ve jeotermal tesisler konusunda çarpıcı bilgiler verdi. Tam şeyde kalmıştık. Organik tarım ve yeni ürünler, kurutma tesisleri yapımı ile ilgili. Çünkü oradaki bir dağlık ve ormanlık bir bölge olduğu için meyve sebze, meyve üreticiliği özellikle konusunda ürünlerin çöpe gitmemesi, değerlendirilmesi ve o kaliteli ürünün doğal ürünlerin kurutulması ile ilgili bölümü anlatıyordu başkan. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. E, bu Çünkü yeni ürün üretilecek. Yeni şey gerçekleştirecek. Fakat bunların işte paketlenmesi, kurutulması ve pazarlanması onun için bir kooperatifiniz de var sanırım. Evet. Bir kadın kooperatifimiz var, bir de ee, e, e, bu Mavi Yemiş üzerine bir birlik e, kuruyor şu an kurur. arkadaşlarımız. Onlar da bir kooperatif oluşturuyorlar. Evet. E, bu kooperatifleri bir güç birliği yaptıracağız inşallah. Bizler her ikisini de takip ediyoruz Orhani Belediyesi olarak. E, ve her zaman şunu kendilerine söylüyoruz. Ne zaman başına sıkışırsa bizler yeter ki siz bir şeyler üretin yanınızdayız. Geçelim. Mesela organik ürün üretimiyle alakalı, köylülerimizin üretmesiyle ilgili. Belediye Başkanı olduğumun hemen haftasına pazar işgaliye ücretleri alınıyordu daha önce. işte 4 lira, 5 lira evet. köylülerden. E şimdi kimisi bir poşet ıspanak getiriyor. Yaşlı teyzemiz. 70-80 yaşında. Kimisi işte 3-5 ekmek, ekmek getiriyor. getiriyor. Kimisi tarhanasını işte hazırlayıp zamanı gelince getiriyor. E pekmez getiriyor. İşte bütün her şey organik. Köylüler ne yaparsa onu ha getiriyor. Hocam. Kendi ürettiği için. Şimdi gelir gelmez göreve arkadaşlara talimat verdim. E köylü olup kendisi üreten hiç kimseden pazar işgali ücreti almazca gelir gelmez bunu kaldırdık çok güzel. Yani pazar şey, salı günleri de e, biz bereket duasıyla başlıyoruz. Osmanlı evet. döneminde yapılan o bereket duasını biz uygulamaya da koyduk. E, tabii köylülerimize vermiş olduğumuz değer, organik üretimime vermiş olduğumuz değer e, çok önemli. Yani bizim ben şimdi bursadan çok kimse görüyorum. E, çok tanıdık insanlarımızla dek geliyoruz daha önce de Bursa'da esnaflık yaptığım için evet. e, ve Bursa'da siyaset yaptığım için bakıyorum hiç yani ummadığı insanlara geliyorum. Ne için geldiniz diyorum. Ekmek Pazar Anim. için geldik. <laughs> Ekmek almaya geldik. Pekmez almaya geldik. Bal almaya yani geldik diyen insanlar. Tabii organik ürün isteyenler orayla Beyce pazarını, 700 yıllık Beyce pazarını tercih edebilirler. Evet. E, bizim inşallah 700 yıllık bu Beyce pazarının biz eee cephe giydirmesiyle ilgili de çalışmalarımız var. Yani gerçekten evet. orayı e, otantik bir pazar haline getireceğiz. Ama her şeyden önemlisi köylülerimize bizim vermiş olduğumuz değer çok önemli. Kesinlikle. Köylülerimizin üretebilmeleri için de e, gerek tarım ilçeyle yapmış olduğumuz çalışmalar, e, gerekse desteklemeleri takip etmemiz bizim e, bundan sonraki süreçlerde daha elzem. İnşallah bunu da devam edeceğiz en güzel şekiller. Başkanım şimdi... E, sizin e, iktidarın AK Parti'de olması, sizin de yerelde AK Parti'den seçilmeniz dolayısıyla bazı avantajları var Orhaneli Belediyesi'nin ve AK Partili Belediyelerin. Sanırım bunun son yansımasını da iki bakanımızın ziyaretlerinde gördük. Bunlardan biri Çevre ve Şehircilik Bakanı, diğeri de Gençlik ve Spor Bakanı. Daha sonra siz de Ankara'ya giden heyette yer aldınız e, spor yatırımları konusunda. Önce bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığından başlayalım isterseniz. Çünkü orada da bir jeotermal, e, jeotermal diyorum pardon termik santral var kömürle hı çalışan. Hı. Orhan ellerinde de şikayet ettiği bir filtrelerin kullanılıp kullanılmamasıyla konuşuyor endişelerinin olduğu bir şeydi. Önce oradan bir başlayalım Çevre ve Şehircilik Bakanından ve bununla bağlantılı olarak TOKİ'de yapacak mı? TOKİ'den bir şey olacak mı Orhan elde Onu da öğrenmiş olalım. Sonra da spor konusuna geçelim aşağı. Şimdi isterseniz isterse biz öncelikli olarak gündemde olduğu için termik santralle başlayalım. başlayalım. Şimdi evet. Çevre ve Şehircilik Bakanımız geldiğinde evet. e, bizim en önemli konular içerisinde olduğumuz zaman yani önemli konuları eğer bir e, şeyse ya en başta söylersiniz ya en sonda söylersiniz. Evet. Şimdi bizim e, benim çevre Şehircilik bakanımız geldiğinde burada en sona koymuş olduğum madde e, ama önemlilik olarak da en üst seviyede olan e, termik santrali. Termik. E, termik santraliyle ilgili ilçe başkanlığım döneminde de tabii ki e, gerekli e, çalışmaları gerçekleştirdim. Tabii ülkemizin bir taraftan da enerji politikalarını görmek gerekiyor. Evet. Hep beraber onu da idrak etmemiz gerekiyor. Fakat bunlar yapılırken de çevremizi temiz tutarak geleceği de biz şu anki yaşam kalitemizden daha iyi, daha kaliteli bir hayat sunarak evet. e, yaşamımıza devam etmemiz gerekiyor. Yani insan olarak e, değer katan bir... E, şey olmamız bir, lazım. Bir sürü yani, turizm projesi jeotermal proje saydık. Yani tabii, şimdi oradaki tabii. Ba baca filtresi çalışırsa bunların hepsini. aynı hepsini. Hiçbir şey, anlam tabii. ifade etmeyecek. Şimdi bizim e, bakanımız gerçekten de o, o gün ben çok güzel bir şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum. Hani e, oradaki e, işte e, çalışma yaparak gitmiştim zaten kendisine. İşte altı bin tonluk yaklaşık günde kömür yakıldı. Bunun çevreye vermiş olduğu 2015 Haziran ayından bugüne vermiş olduğu zararlardan bahsettim. Ee, ve bunun bir vebal olduğunu kendilerine ifade ettim. Ee, ve sağ olsunlar bize o gün orada e, hem il başkanımız hem bakanlarımız, vekillerimiz hepsi destek oldular. Evet. Ve bu konuyu çözmemiz gerektiğini söylediler. Bakanımız da hassasiyetle bu konuyu gitti Cumhurbaşkanımıza iletti. Ve Cumhurbaşkanımıza iletiminden sonra, firma sahipleriyle Cumhurbaşkanımızın biz görüştüğünü biliyoruz. Ve direkt hemen talimat verdiğini, orada filtre var ve filtrenin çalıştırılmasını istiyorum dediğini biliyoruz. E bu da bizim için güzel bir girişim olmuş oldu ve güzel bir gelişim olmuş oldu. Evet. Ben buradan Sayın Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza Gerçekten teşekkür ediyorum. Vekillerimize, bakanlarımıza, il başkanımıza hepsine teşekkür ediyorum. Herkes bu konunun üzerine durdu. Bizim hassasiyetimiz neyse, insanlarımızın hassasiyeti neyse gerçekten Bursa'da siyaset yapan bütün büyüklerimizin hassasiyeti aynı ölçekte olduğunu bizler her yapmış olduğumuz işte gördüğümüz gibi Oren'in termik santrali ile ilgili yapmış olduğumuz her girişimde bunu da görmek bizi sevindirdi. Sağ olsunlar onların katkısıyla hatta zaman bile beklenmedi. Aralık ayının başında Cumhurbaşkanımızın görüşmesiyle, Sayın Bakanımız Murat Kurum'un görüşmesiyle hemen başladı. Filtreyi devreye almaya devreye başladılar ama. ve şu anda da e, tam kabulü için 6 aylık bir müsaade verildi firmaya. Firmaya geçenlerde Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz ve çevre daire müdürlerimizle gittik kendilerini ziyaret ettik. Yapmaları gereken şeyler de söyledik. Şu anda gayet güzel bir şekilde hem üretimine devam ediyor, hem, de hem de filtreden... filtresini de çalıştırıyor. Gayet right. güzel. Gözümüz aydın. Çok güzel evet. oldu. E, şimdi bunun yanında e, Bakanımız geldiğinde biz Oraneli olarak taleplerimiz oldu kendisine, Kendileri de çok uygun bir şekilde karşıladılar. E, biz 500 adet e çöp konteyneri talep ettik, e, bunu e, yani sözünü verdi. Sözünü verdi. Yine e, yol süpürge aracı talep ettik Oraneli içerisine yıkayalım diye, evet. temizleyelim diye bunu sözünü verdi. Yine e, bir adet kepçe kazıcı, yükleyici e, talep ettik. Bunun sözünü aldık. Çöp toplama aracı, bir adet çöp toplama aracı ile ilgili şeyimiz söz konusuydu. E, şartlı nakdi yardım da 1 milyon değerli bir şartlı nakdi yardım. Bu da Orhaneli Beyce Pazarı'nın giydirilmesi. ilgili. O çok yani çok yaklaşık 3 milyon, 800, 4 milyon gibi tutan bir giydirme, cephe sağlıklaştırma hı. var orada. O cephe sağlıklaştırmanın yaklaşık 4 milyon tutan bir cephe sağlıklaştırma esasen tamamını şey, bir Başlayın dedi orada evet. Sayın Bakanımız. Evet. Başlayın başladıktan sonra biz dedi bir değerlendirme yapalım? yapalım. Buna göre gerçekleştiririz dedi. Yine orada bir karayolları şantiyesi vardı. Burası TOKİ'ye devredilmiş. Evet. devredilmiş. Biz de buranın mülkiyetini tekrar geri almak için bir başvuruda bulunduk. Buranın şu, anda, şu an için kullanımını verdi TOKİ bize. Takip ettik verdi. Ama tabii biz buranın tekrar hani e, tamamen e, mülkiyetini almak için de bir girişimimiz söz konusu. Yine bunun yanında ilçemize bizim 148 adet şu anda bitmek üzere. Artık son e, çevre mi? düzenlemesi falan tamamlandı. Ufak tefek eksikleri var. Onlar yapılıyor şu anda. E, 148 adet TOKİ e, konutları yapıldı. 2018 Haziran seçim, seçimleri öncesinde temelini atmıştık. Bugün de e, teslimatını yapıyoruz. Şu anda satımla, e, satışlar gerçekleşiyor, yap, devam ediyor. Şimdi burayla ilgili e, peşinatlar yüksekti. Yani 2 artı birler işte 25-30 binlerdi. 3 artı birler de 50 bin civarlarındaydı. Şimdi burayla ilgili ben indirim talep ettim Sayın Bakanımıza. E, Sağolsun olsun vekillerimiz de destek oldular. Bak o, oran dediler her zaman destek olan bir yer bize falan. Evet. Tabii ki e, oradaki e, maliyetler yapım maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı evet. E, bu indirimi gerçekleştiremedik. Fakat e, bir sosyal proje niteliğinde e, bizler e, iki artı birleri bugün hatta yayın da yaptım ben sosyal paylaşımlardan ve sitemizden e, internet, e, belediye sitemizden e, iki artı birleri yedi bin liraya e, peşinatını üç artı birlerin de peşinatı on e, bin liraya düştü. Evet. E, 15 yıl olan vade 15 yıl olan vade 15 yıla kadar uzatılabilen vadeyi ben 20 yıla uzattım. 240 ay. Çok yani bugün ev kirası öder niteliğinde bütün halkımız evet. buradan konut edinebiliyor. Şu anda da şu son bir hafta içerisinde bu yapmış olduğumuz Duyuruz eylemle, başladım, evet. bu yapmış olduğumuz işle son bir hafta içerisinde çok ciddi satış var. Yani halkımız bundan yararlanmakta. Ee, ve buradan da halkımıza tekrar bizler de e, sizlerin aracılığıyla da bunu duyurmuş olalım. 3 artı birler 10 bin peşinat, 2 artı 1'ler 7 bin lira peşinat. Türkiye nasıl kabul ettirdiniz bunu? Hani, ee, ya sağ olsunlar yani bir, <gülüyor> vekillerimize, <gülüyor> il başkanımıza teşekkür <laughs> ederim tebrik onların et, yardımıyla. Tebrik etmek gerekir. Evet sosyal ederim. bir proje evet, niteliğine kesinlikle. dönüşmüş <laughs> oldu. Yine e, sosyal konut projesi kapsamında da oran elimize 128 daha yeni konut. yeni konut yapılacak. 128 adet yapılacak olan yeni konutlarda oranınımıza hayırlı olsun. Evet. Bunlar da hemen yine şu anki yapılan tokilerin devamına yapılacak. Evet. Oranın en güzel yeri. Yani tam böyle tepe havadar bir yer, ee, güzel bir. Yer. Burası da tabii hemen yakınında bir e, çöplük vardı oranın. Şimdi o çöplüğü oradan taşıyoruz. Onu evet. da buradan müjdesini verelim halkımıza. E, çöp aktarım merkezi e, şu anda yapılıyor. Oranın evet. arıtması arıtmanın olduğu yerde Çöp aktarım merkezi olacak. Çöp aktarım merkezinde çok uzun süreli çöpler beklemeyecek. Bir hafta 10 günlük bir beklemeyle orada ayrıştırıcı paketler gönderilecek. Ee, yani yaz dönemlerinde o yanan, yanarak vahşi evet. depolama ile yanan çöplüğün kokusu bir daha oraya gelmeyecek Gelmek. inşallah. Bunun da buradan halkımıza ha, bununla birlikte müjdesini bir vermiş oldu. Evet başkanım. en önemli konulardan biri de Spor Spor, baka, spor, spor evet. Alayım, spora gelelim. <laughs> evet, önce ben Spor Bakanlığımızdan aldıklarımızı evet, söyleyeyim. Evet, başlayalım. Şimdi biz Spor Bakanlığımızdan bir halı saha, bir de basketbol sahasının sahamızı sözünü, sözünü aldık. aldık ve bunları da son aşamasına gelmekteyiz. Hani şu anda evet. gerçekleştiriyoruz bitmek üzere halı sahamızda basketbol sahamızda son aşamalarındayız bitmek üzere. Yine bizim sporla ilgili ben kendim de geçmişte spor yapmış birisiyim. Kendim de Bursa'nın en genç belediye başkanıyım şu anda. Evet. Şimdi biz iki şey dedim arkadaşlarım Kesin talimatım ve benim de kesin uyguladığım şey. Bir eğitimden bir de spordan biz e, tasarruf yapmayacağız. yapmayacağız. Evet. İki şeyde tasarruf oran elde yok. Yani burada birisi spor birisi de eğitim. eğitim var. Şimdi biz gençlerimize geleceğimize ee, geleceğimize sahip çıkabilmemiz adına bugün bunları sahiplenmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bugün bunları sahiplenmezsek yarın e, çok farklı noktalarda gençlerimizi görebiliriz. Evet. Bizlerin inançımız gereği de bir kişiyi kurtaran dünyayı kurtarmış, dünyayı kurtarmış demektir. Kurtarmış. Evet. Bugün biz spor yaptırarak eğer kurtarmış olduğumuz bir genç varsa Rabbim bize bunun e, hikmetini, bereketini verir diye düşünüyorum. Evet. Biz bu iyi niyetle olduktan sonra da birçok şey kendiliğinden geliyor. Şimdi bizler e, geçen seneden bir takım kurmuştuk. Basketbol evet. takımı. Ee, biz şimdi bu basketbol takımımızı Orhanli Spor'a aldık ben geldikten sonra. Orhanli Spor bünyesinde mesela basketbol takımımızla biz e, şu ana kadar 6 maç yaptık. 6 maçta da daha mağlup devam etmekteyiz. O. Yani Gemlik gibi, Bursa Spor gibi. Yılların takımları. Yılların takımları. Yani işte Tofaş'ın altyapısında oyunu, altyapısı olan işte Yıldız Gençlik gibi, Altınok grubu gibi. Bunları bunlarla yapmış olduğumuz maçlarda bile <laughs> açık ara farkla kazanıyoruz. Çok. Yani kimisine 50-60 fark atıyoruz, <laughs> kimisine yani şu ana kadar öyle 39 39 farktan aşağı fark düşmedi. Evet. Yani bu şeyden kaynaklanıyor. Bizim birlik beraberliğimizden kaynaklanıyor. Biz şimdi Orhaneli'de hem beden eğitimi hocalarımıza hem ilçe spor müdürlüğünde görev yapan o spor hocalarımıza çok değer veriyorum ben. Evet. Kendilerine de özellikle söylüyorum yeter ki proje yapın getirin. Bizim bu, bu gençlerimiz evet. e, dolu dolu dursunlar. Demek Ses... ki bu, bu gösteriyor ki yani siz desteklediğiniz, tesisi verdiğiniz, altyapıyı hazırlamadığınız gençlerde var bu cevher. Evet. Yani bunu diğer alanlarda da açığa çıkması için çalışma yapmak gerekiyor. Bakın, Namık Bey, spora yönelik e, biz yaz döneminde göreve gelir gelmez Birçok dertle, birçok borçla esasen biz göreve evet. geldik. Ama e, biz çocuklarımızı tutmazsak, çocuklarımızı elde tutmazsak, kesinlikle çocuklarımızın nereye gideceğini biz karar veremeyiz. Ama elde tutarsak bu evet. çocuklarımızı biz yetiştiririz. Biz e, göreve geldikten sonra yaz döneminde e, Sayın Kaymakamımız, e, müftümüz... Ee, ilk, halk eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürümüz birlikte toplandık. Ee, ve dedi ki bu çocuklarımızın tamamını elde tutalım. Ne evet. yapabiliriz? Sabahtan öğleye kadar çocuklarımız bizim gittiler. E, milli eğitimin e, ve halk eğitim ve müftülüğün, e, diyanetin öncülüğünde öğleye kadar çocuklar Kur'an-ı Kerim eğitimi aldılar. Namazlarını öğrendiler. Namaz öğrendiler. Öğleden sonra da biz bu çocuklarımızı aldık. Evet. Ee, otobüslerle minibüslerle Bursa'ya yüzmeye getirdik. Yüzme e, havuzumuz evet. olmadığı için biz Bursa'ya getirdik bu çocuklarımızı. Ee, çocuklarımız da yüzme bilmesin, yüzme e, bilmeyen kalmasın diye böyle bir proje. Bunun yanında okçuluk, okçuluk, voleybol, basketbol, jimnastik e, ve futbol. Evet. Bütün dallarda biz eğitim verdik. Çocuklarımızın, şimdi benim kendi oğlum da var. Ellerinizden 11 Allah yaşında. Allah Allah. 11 yaşındaki oğlum bir günde 4 kursa gidiyordu. Sabah 9.30'da başlayıp akşam 6'ya 7'ye kadar. Akşam gelince telefon oynayabilirse oynasın. O orada izleyebilirse izlesin. <laughs> i̇zleyebilirse izlesin. Biz evet. çocuklarımızın enerjisini bu şekilde değerlendirirsek evet. çocuklarımız bizim Bugün hem çalışıyor. gelişmiş olur hem de e, zararlı, alışkanlık zararlı alışkanlıklardan evet. kaçınmış olur. Her zaman söylemiş olduğum bir şey var uzun zamandan beri. 2010-2011'li yıllarda bizim eğitim camiamızın ve emniyetimizin yapmış olduğu çalışmalar vardı. Esrarı, eroini, işte madde bağımlılığına yönelik maddeleri anlatıyordular. Aslında zihin altında onları onları söylüyorlar. Evet ondan vazgeçtiler. Mesela biz bunu nasıl? hiç söylemiyoruz. Ondan şimdi. vazgeçtiler zaten eğitim programlarından da kaldırdılar. Çünkü bilmeyen çocuğu bile aklına getiriyorsun. Ben kendim sigara kullanmıyorum. Tek sebebini spor yapmama bağlıyorum. Spor Hı. yapmamış olsaydım belki de sigara içerdim. Doğrusunuz. Bunun için biz çocuklarımızı spora e, yönlendirmemiz kö gerekiyor. Yani evet alışkanlıklardan uzak tutmak için bu alışkanlıklara, spor alışkanlıklarına inşallah e, bağlamış olacağız. E, bizler yine aynı şekilde devam edeceğiz. Yani gençlerimizi yetiştireceğiz. Gençlerimizi nitelikli birer birey evet. olarak yetiştireceğiz inşallah. i̇nşallah başkanım. Başkanım çok teşekkür ederiz. Evet sevgili Aslı Bey'in programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son mesajlarını da alıp başkanımızdan programımızı kapatalım. Orhan Elinlere ve Bursa'ya neler söyleyeceksiniz? Evet. Oraneli güzel bir yer. Ben herkesi davet ediyorum. Yatırımcılarımızı da davet ediyorum. Artık Oraneli uzak bir yer değil. Değil. Oraneli buradan yola çıktığımız bir de şeyi de konuşalım da yolla ilgili. Evet. Oraneli Kapıkaya diye adlandırmış olduğumuz yerinde tünel proje ihalesi iki yıl önce evet. çıkmıştı. Bunun dosyası tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bunun da yakında ihalesi olacak. Yani şubat evet. mart ayları gibi inşallah ihalesi olacak. İhalesi olduğunda da burada dört buçuk kilometreye yakın bir tünel var. Bu değil tünelle mi? beraber biz Orhaneli'ye artık e, hani bir e, böyle sigara içimlik mesafe olacak Orhaneli'ye. Öyle orhaneli. demeyelim. Gemliğe gitme <laughs> mesafesinde Orhaneli'ye de yani Sigara <laughs> içmiyoruz. <değil> bazen <laughs> evet. Şimdi insanlarımız bizim çok rahat bir şekilde Orhaneli'ye gidip gelecekler. Ulaşım. Çok ulaşımı kolay olacak. Bu ulaşım kolaylığı öncesinde. Biz yatırımcılarımızı oran bekliyoruz. Bekiriz. Kırsal e, turizme yönelik yatırım yapmak isteyenleri de bekliyoruz. E, küçük çaplı sanayi yatırımları yapmak doğal isteyenleri, de almak isteyenleri de bekliyoruz. Doğal ürünler almak e, de. Evime doğal ürün hmm. sokmak istiyorum, ben doğal ürün yemek istiyorum diyenler olursa onları da bekliyoruz ilçemizde. Evet. E, i̇lçemiz çok zengin, gönlü güzel insanlardan teşekkür ee, i̇nsanlarımız bizim, herkes herkesin yüzü güler bizim orada. Evet. Ee, yani böyle güzel bir gün geçirmek isteyen insanlarımız olursa, Sada Kanyonumuz var, Oraneli'de e, gelsinler. Oraneli'nin doğal güzellikleri var. Oraneli'de güzel bir gün, özellikle yaz dönemlerinde, kış dönemlerinde hiç fark etmez. Ne zaman isterseler bütün Bursa'yı biz misafir edebiliriz. E, gelsinler Oraneli'yi tanısınlar. Oraneli ilerleyen zamanlarda da çok güzel yer olacak. Çok güzel daha projelerimiz var. İlerleyen zamanlarda bunları bir bir anlatırız, bir bir görüşürüz. Teşekkür ederiz başkanım. Teşekkür ederim. Bizleri konuk ettiğiniz için. Sağ olun başkanım. Her e zaman yani biz biraz önce programın açılışında da söylediğim gibi bizim için yeri ayrı yani Orhan ile Harmancık Büyük Orhan ve Kelesin. Çünkü bunlar dediğimiz gibi Osmanlı Bursa ifade etmeden önce bu ilçelere gelmiş, yerleşmiş ve hem tarihi hem köklü geçmişiyle keşke o göçler e tersine dönebilse. Bu yatırımlar ee, amacına ulaşsa, hedefine ulaşsa ve bir turizm kenti olsa Orhaneli yani bir Alpler İsviçre de neyi eksik her şey var ama yeter ki biz onları ulaşılabilir ve kullanılabilir hale getirip insanlara gösterebilsek. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet sevgili Aztevi evet, izleyenleri e, Yerel Yönetimler programının sonuna geldik. Program konuğumuz Orhaneli Belediye Başkanı Sayın Ali Aykut'tu. E, Birçok konuyu bir saat yaklaşık bir saate varan süre içinde ele aldık değerlendirdik önümüzdeki hafta yeni bir konukla yerel yönetimlerde sizlerle birlikte olmak dileğiyle